ey vaiz, sana da bir sözüm var. Çıkıyorsun, ah yanlış aslında, Allah Resulü hiç bu kadar basamak çıkmadı. Anlatabiliyor muyum? Hiç bu kadar basamağı olmadı ki. Daha bu ne en mütevazisi bu, gidin de camileri görün. Efendim, evet, ya utanmasalar asansöre çıkacaklar. Ne? Şimdi çıkıyorsunuz ya, burada bak sizden 3 metre yukarıdayım, 2 metre yukarıdayım. Tepeden bakmak için psikolojik olarak tam kıvamında. Anlatabiliyor muyum? Döv, döv, cemaati döv, vaiz cemaati dövme, kendini döv. Kendini döv. Karşına bir ayna koy ey vaiz, aynaya bak. Yapmadıklarını söyleme. Söylediklerini yap. Ey vaiz, dini bir sopa olarak kullanma. Sırtına Hristiyan din adamları sınıfının kıyafetini geçirip de cemaati onunla dövme. Üstüne giydiğin kisveyi diğerlerinden seni yalıtan özel bir üniformaya dönüştürme. Onun için hitap ettiklerinin birçoğundan daha aşağıda olabilirsin. Bunu kabul et. Eğer konuşacaksan önce kendine konuş. Onun için ayetleri çekilecek bir sopa gibi görme. Taramalının içine ayetleri böyle şarjöre bastırıp da işte ondan sonra uydurulmuş hadisleri bastırıp da çarrrr cemaati tarama ey vaiz, yapma bunu, yapma. Çok afili geliyor biliyorum, çok iyi geliyor biliyorum ama inan senin ahlakını bozuyor. Sen bunu bilmiyorsun. Bari oruçta kendini tut, bari Ramazan'da kendini tut. Hatta de ki çık ey cemaati Müslümin, Allah Fatiha'da buyuruyor ki ihdine sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola yönelt deyin. Bu duayı yapın. Bugün ömrümde 20 yıldır size konuşuyorum. 20 yıldır bu caminin imamıyım, vaiziyim. 20 yıldır müftüyüm, Diyanet İşleri Başkanıyım. Ömrümde ilk defa huzurunuza kendimi eleştirmek için çıktım. Sorgulamak için çıktım. Deyin, bir de kendinizi sorgulayın. Hiç bunu yapan imam duydunuz mu? Hiç bunu yapan vaiz duydunuz mu? Hiç bunu yapan müftü duydunuz mu? Hiç bunu yapan Diyanet İşleri Başkanı duydunuz mu? Eğer bunu yapmıyorlarsa insanlara nasihat etme hakları yoktur. Allah Resulü bunu yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapıyordu. Allah Resulü, kızım Fatıma, Muhammed'in kızıyım diye güvenme. Vallahi la ugni anke minallahi şey'e. Allah'ın elinden seni alamam. İşteri nefseki minallah. Allah'ın elinden kendi amelinle kendini satın al. Ey Safiye, ey Abbas, ey bilmem kim. Böyle böyle diyor. Allah Resulü, Allah Resulü kendini öven birilerini duyunca direkt kalkıyor mescidinde, öyle 5 yıldızlı falan değil ha, çok sade, tam da peygamber mescidine layık mescidinde, içinde duvarlara böyle, ya bak bizim de var efendim, bizim bir Allah'ımız var. Allah'ın yanında bir de Muhammed'imiz var. Allah tek başına olur mu canım? Yardımcısı da olması lazım. Onun da yardımcıları var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. O da yetmez. 12'ye tamamlamamız lazım. Çünkü Yunan tanrıları 12'dir efendim. Dolayısıyla hadi tabii Meryem'in tacındaki yıldız da 12. Tesadüf var mı? Yok öyle ya ama. Dolayısıyla
Öyle yok, öyle mescidi yok da Allah Resulü'nün. Allah Resulü'nün mescidinde Cin suresinde geçtiği gibi وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber başkası anılmaz. Allah'la beraber başkasına dua edilmez. Allah'la beraber başkasına yalvarılmaz. Allah'la beraber başkasından istimdat dilenmezdi, dilenilmezdi. İşte orada kimse beni kardeşim Yunus bin Metta'dan üstün görmesin. Hazreti Yunus görevden kaçmıştı. Kur'an'da ayetler vardı ya, İlk kıssa oydu ya, ilk gelen Kalem suresindeki kıssa, işte ona bakarak bazıları laf etmişler. Bizim peygamberimiz olsa kaçmaz canım. Yunus peygamber kaçmış ama Allah Resulü direkt azarlamak için çıkıyor. Yapmayın, beni ondan üstün tutmayın diyor. Ne dersiniz? Evet. Ey vaiz, bu oruç seni de tutacak mı? Sen kendini bu oruçta tutacak mısın? Ve ey bütün müminler, kendinizi tutacak, kendimizi tutacak mıyız? Ey Allah'ın Mustafa kulu, bu oruç seni de tutacak mı? Eğer bu oruç seni tutacaksa, oruç hoş geldi, sefa geldi. Ama ey Allah'ın Mustafa kulu, bu oruç seni tutmayacaksa, oruç hoş geldi, ama hoş bulmadı. Boş buldu, nahoş buldu. Rabbim orucun hoş geldiklerinden ve hoş bulduklarından etsin. Rabbim orucun kendisini tuttukları ve kendisinin de orucu tuttukları ama her şeyden öte oruçla kendisini tutanlardan etsin.